Tekrardan merhaba gençler hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte büyük patlama ve atom altı parçacıklarla ilgili soru çözümü yapacağız. Yaklaşık 20-25 tane soru hazırladım arkadaşlar ve bu konuyla ilgili bu soruların yeterli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu videodan sonra direkt soru bankasına geçebilirsiniz. Atom altı parçacıklar için yargılarından hangileri doğrudur? Baryonlar içinde en kararlısı protondur. Arkadaşlar ben size demiştim ki protonla ilgili TC kimlik numarasını verseler ezberlemeniz gerekiyor demiştim. En kararlı baryon protondur. Aynı zamanda en hafif olanı da protondur. Mezonlar etkileşim parçacığıdır. Çünkü spinleri 0 ya da 1'dir demiştim. Baryonlar içinde kütlesi en büyük olan protondur. Hayır. En küçük olan protondur. En büyük olanı merak ediyorsanız omega'dır ama gerek yok. Bozonların spinleri tam sayıdır. Zaten parçacıkların spinleri kesirli ise biz onlara fermiyon diyoruz. Tam sayıysa biz onlara bozon diyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 1, 2, 4 olacak sevgili gençler. Pozitron yani elektronun karşıtı. Verilenlerden hangileri doğrudur? Kütlesi protonla aynıdır. Hayır. Kütlesi elektronla ilgili elektronla aynıdır. Çünkü pozitron elektronun artı işaretlisidir. Bulunan ilk karşıt parçacıktır. Kesinlikle doğru. Elektronun karşıt parçacığıdır. Bu da doğru. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 2 ve 3'tür. X ve Y baryonlarına ait kuark yapısı yukarıdaki gibi olduğuna göre hangileri doğrudur? Bakın. Up up down. Biz buna ne diyeceğiz? Proton. Ne demiştim? Proton ve nötronu tanıyacaksınız. Herhangi bir parçacık değil Atomun içinde bulunan parçacık 3 tane proton, nötron, elektron Her şeyini bileceksin X proton, y nötrondur doğru Aynı zamanda bunlar Baryondur Aynı zamanda hadrondur Çünkü hadronlar ikiye ayrılıyor Baryonlar ve mezonlar Dese ki kuarklardan oluşmuştur Doğru Şuralar gliondur biliyorsunuz Glionlar güçlü çekirdek kuvvetine Glionlar aracılık ediyor X ve Y baryonlarının kütleleri eşittir. Proton ve nötronun kütlesi eşit değil. Proton daha hafiftir. Çünkü baryonlar içerisinde en hafifi protondur demiştim. Hatırlayın bunu Pelin Koş olarak kodluyorduk. Proton, lambda, nötron, ksi omega, sigma. X ve Y baryonlarının kütleleri toplamı bir elektronun yük büyüklüğü kadardır. Pardon yükleri toplamı. Şimdi bunların yükleri toplamı protondan artı 1 geliyor. Nötrondan 0 geliyor. Toplamı 1 yapıyor. Sonuçta 1. Bir. Elektronun biri de eksi 1. Bu da artı 1 çıktı. Bakın dikkat ederseniz yük büyüklüğü diyor. Yani artı ve eksinin burada önemi yok. İkisi de 1 yük. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olmaktadır. Standart modele göre tüm atom altı parçacıklar hangi iki grupta toplanır? Arkadaşlar standart modele göre fermiyon ve bozon. Ne diyordu? Evren 6 tane kuark, 6 tane lepton. Kuarklar ve leptonlara fermiyon diyoruz. Ve bunları bir araya getirirken kuvvet taşıyıcıları olan bozonlardan oluşur diyoruz. Aşağıda verilen parçacıklardan hangileri temel parçacıktır? Yani daha altı olmayan. Elektron temel parçacıktır çünkü leptondur. Leptonların daha altı yoktur. Ama proton 3 tane kuarktan oluştu, nötron da 3 tane kuarktan oluştu. Kuarklar herhangi bir şeyden oluşmuyor. O da temel parçacık. 1 ve 4'e temel parçacık diyoruz. Mesela dese ki sorunun bir tanesi aklıma geldi. Atomun içerisindeki bütün parçacıklar kuarklardan oluşmuştur dese yanlış. Çünkü atomun içerisinde elektron da var. Ama dese ki Çekirdeğin içerisindeki parçacıklar kuarklardan oluşmuştur. Doğru. Çünkü proton ve nötron var. Güçlü çekirdek kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur? Taşıyıcı parçacığı gravitondur. Hayır. Bu kütle çekim kuvvetinin taşıyıcısıdır. Taşıyıcı parçacığı glion'dur. Temel kuvvetlerin en güçlüsüdür. Doğru. Proton ile nötronu bir arada tutar. Kesinlikle doğru. Hatta proton ile nötronu bir arada tutarken kim ara buluculuk yapıyor? Mezon. Temel kuvvetlerden menzili en kısa olandır. En kısa olan zayıf nükleer kuvvettir. Çünkü bunun menzili 10 üzeri eksi 15 metredir. Zayıf nükleer kuvvetin menzili 10 üzeri eksi 18 metredir. Dolayısıyla en kısa olanı bu değildir. 2 ve 3 sorumuzun cevabıdır. Fotonlarla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Kütlesi olmayıp fotonun bir kütlesi yok ama momentumu vardır. Kesinlikle doğru. Çünkü fotonun momentumu P çarpı C. Yani E eşittir PC formülünden fotonun momentumu enerjisi bölü ışık hızıyla hesaplanabilir. Tipin değeri 1 olup bozon grubundadır. Doğru arkadaşlar. Karşıt parçacıkları kendileridir. Fotonun karşıtı kendisidir. Özeldir demiştim. Konu anlatımı kısmında sorunun cevabı E şıkkıdır. D şıkkıdır. Kuarklar için verilen yargılardan hangileri doğrudur? 3 tanesi bir araya gelerek baryonları oluşturur, doğru. Doğada tek başına bulunamaz. Kuarklar doğada tek başına bulunamaz ama leptonlar doğada tek başına bulunabilir. Mesela elektron. Zayıf çekirdek kuvveti ile etkileşmezler. Arkadaşlar kuarklar tüm temel kuvvetlerle etkileşirler. Karşıt parçacıkları vardır. Arkadaşlar her parçacığın karşıtı vardır. Dolayısıyla bu doğru. Atomu oluşturan bütün parçacıkların yapı taşıdır. Şimdi atomu oluşturan dediği zaman işin içine elektron da girer demiştim. Kuarklar elektronu oluşturuyor mu? Hayır. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Sorumuzun cevabı 1, 2 ve 4 olacaktır. Aşağıdaki atom altı parçacık çiftlerinden hangileri fermiyon ailesine aittir? Şimdi fermiyonların spinleri ya 1 bölü 2 ya 3 bölü 2 yani kesirli olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar elektron bir leptondur. Zaten fermiyonlar fermiyonlar iki ayrılıyordu. Neydi? Kuarklar kuarklar ve leptonlar. Mesela leptonların içerisinde elektron diye bir parçacık var. Leptonlar neydi? Elektron, müyon, tau, elektron nötrinosu, müyon nötrinosu ve tau nötrinosu. Yani 6 tane lepton var. Şimdi elektron bir fermiyon mudur? Evet. Proton Kuarklar bir araya gelerek biliyorsunuz hadronları oluşturuyor. Hadronların içerisinde baryonlar ve mezonlar diye iki grup var. Mezonları kepten kodluyorduk. Mezuniyette kep atma. Yani kaon, kaon, eta ve piyon. Ancak arkadaşlar mezonların spinleri sıfır ya da birdir. Dolayısıyla biz mezonları özel bir gruba yani mezonları bozon olarak kabul ediyoruz. Fermiyon olarak kabul etmiyoruz. O yüzden buradaki piyon ve kaon fermiyon ailesine ait değil. Bakın aslında buranın altında gibi duruyor. Ama konu anlatımında bunun üstüne durmuştum. Dolayısıyla mezonlar spinleri kesirli olmadığı için fermiyon değildir. Tau ve sigma. Şimdi tau yine buraya geliyor. Yani lepton olduğu için tau bir fermiyondur. Sigma'da baryonların içerisinde Pelin Koş diye kodlamıştık. Dolayısıyla sigma burada. Proton da burada. Nötron da burada. Yani bu da fermiyondur. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 olacaktır. Evet. Up up down. Kuark yapısı protona aittir. Bu kuarklar bir arada tutan alan parçacığı nedir? Arkadaşlar hatırlayın. Up up down. Bu kuarkları bir arada tutarken Aracılık eden neydi Glüyondu. Yani güçlü nükleer kuvveti aracılık eden glyondu. Ancak proton ve nötronu bir arada tutarken aracılık eden mezondur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B şıkkı olmaktadır. Evrenin genişlemesi teorisi ile ilgili olarak verilen olaylardan hangilerinin olması sonucu destek görmüştür. Yani Big Bang teorisine destek olan buluşlar. Kızıla kaymanın gözlenmesi. Biliyorsunuz Hubble yaptığı çalışmalarda galaksilerden gelen ışığın dalga boyunda bir artış olduğunu gözlemledi. Bu olaya kızıla kayma deniyor ve bu olay evrenin genişlediğini gösteriyor. Kozmik mikrodalga fon ışımasının gözlenmesi. Evet arkadaşlar mikrodalga testi yaparken arka planda sürekli bir e, ıslık sesi duyuldu. Kozmik fon ışıması ya da kozmik ardalan ışıması da deniyor buna. Bu yine Big Bang teorisini destekleyen. Yani bu ışığın büyük patlamadan kalan bir ışık olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu da ispatlıyor. Paşen ışımalarının gözlemlenmesi. Arkadaşlar bununla hiçbir alakası yok. Bu hidrojen atomunun spektrumlarında. Hani Liman Balmer Paşen vardı. Onunla ilgili bir şey. Bununla bunun bir alakası yok. Sorumuzun cevabı 1 ve 2'dir. Tüm alan parçacıkları ile etkileşime giren parçacık. Kesinlikle kuarklardır. Çünkü kuarklar bütün temel kuvvetlerle etkileşime girerler diye kuarkların altında özellikle not olarak belirtmiştim arkadaşlar. Ancak kuarkların en sevdiği en çok etkileşime girdiği nedir deseydi güçlü nükleer kuvvet derim. Leptonların en sevdiği nedir derse Arkadaşlar buna da zayıf nükleer kuvvet derim. Ama leptonlar güçlü nükleer kuvvetle etkileşime girmezler. Zayıf nükleer kuvvetle etkileşime girerler. Mesela bunu da bilmemiz gerekiyor. Bu sorunun cevabı kuarklar. Temel kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. En güçlüsü güçlü nükleer kuvveti ama en zayıfı zayıf nükleer kuvvet değildi. Uyarmıştım. Zayıf nükleer kuvvet üçüncüydü. En zayıfı kütle çekim kuvveti. Bakın güçlü elektromanyetik zayıf üçüncü kütle çekim sonucu. Evet cevabımız C şıkkı olacak. 2012 yılında CERN laboratuvarında tespit edilen parçacık enerji ve kütle kazandırdığı düşünülen parçacık. Yani bozon. Tabii ki de arkadaşlar Higgs bozonudur. Direkt bilgi sorusu gelir mi? E gelebilir sonuçta bilmemiz lazım. Etkileşim ve madde parçacıkları ile ilgili hangileri doğrudur? Madde parçacıkların spin değerleri kesirlidir. Kesinlikle doğru ki bunlara fermiyon da deniyor. Fermiyonların spinleri ya 1 bölü 2 ya 3 bölü 2'dir. Elektron ve proton madde parçacığıdır. Şimdi arkadaşlar spinleri elektronun da 1 bölü 2, protonun da 1 bölü 2. Yani şimdi bunların tek tek bütün parçacıkların spinlerini ezberlemeye gerek yok. Ama... Fermiyon dediğimiz madde parçacıklarının spinlerinin kesirli olduğunu bileceğiz. Bozon dediklerimizin spinlerinin tam sayı olduğunu bileceğiz. Tek tek ezberlemeye gerek yok. Elektron ve proton da fermiyonlara ait olduğu için yani madde parçacığı olduğu için bunların spinleri kesirlidir. Dolayısıyla bunlar madde parçacığıdır. Mezonlar etkileşim parçacığıdır. Yani madde parçacığı değildir, etkileşim parçacığıdır. Bu da doğru. Çünkü bunların değerleri 0 e, ya da 1'dir, spinleri. Etkileşim parçacıkların spinleri 0 ya da 1'dir, bu da doğru. Yani ben bu soruyu zaten size daha çok konuyu tekrar ettiren bir bilgi sorusu olarak hazırlamışım gençler. Kuarklar için yargılardan hangileri doğrudur? Atom oluşturan bütün parçacıkların yapı taşıdır. Hayır. Atomun içinde elektron vardır. Elektronlar kuarklardan oluşmaz. Ama çekirdeği oluşturan deseydi evet olurdu. Çünkü o zaman proton ve nötron olurdu. Temel kuvvetlerin tümüyle etkileşime girer kuarklar. Doğru. Doğada tek başına bulunamaz. Doğru. Tek başına bulunabilen leptonlu unutma. Karşıt parçacıkları vardır. Her parçacığın karşıtı vardır. Sorunun cevabı 2-3-4'tür. Aşağıda verilen parçacıklar için hangileri hadrondur? Hadronlar ikiye ayrılıyordu hatırlarsanız. Baryonlar. Yani ağır olanlar. Zaten baryon dediğin zaman çok ağır bir şey söylediğin belli oluyor. Diğeri neydi? Mezonlar. Şimdi mezonlar orta ağırlıkta. En hafifi mezon değil. En hafifi lepton. Baryonlar ağır olanlar. Şimdi baryonların içerisinde biz bunları pelin koş olarak kodluyorduk. Bunları da mezuniyette atılan kepten kodluyorduk. Dolayısıyla Hangileri hadrondur? Proton. Bak burada P. Nötron. Bak burada N. Elektron? Hayır. Bu lepton. Zaten burada elektron yok. Bu eta. Elektron değil. Mezon, mezonlar zaten hadrondur. Dolayısıyla 1, 2, 4 sorunun cevabı. Hadronlar için verilen hangileri doğrudur? En kararlı olan baryon protondur. Kesinlikle doğru. Protonu bilin demiştim. En hafifi ve en kararlısı Herkes bir gün proton olmak ister demiştim. Böyle de aklınızda kalsın. En ağır olan baryon protondur. Hayır en hafifi protondur. Bu doğru bu yanlış. Güçlü çekirdek kuvvetiyle etkileşime girerler. Arkadaşlar hadronlar güçlü çekirdek kuvvetiyle etkileşime tabii ki de girerler. Zaten kuarklar arkadaşlar bir araya gelirken güçlü çekirdek kuvvetini oluşturuyor. Zaten hadron dediğiniz kuarklardan oluşan yapılardır. Dolayısıyla güçlü şekilde kuvvet ile etkileşime girerler. Kütle ve spinlerine göre baryonlar ve mezonlar. Kesinlikle doğru. Çünkü baryonların spinleri 1 bölü 2 ya da 3 bölü 2 oluyor. Ki hepsininki 1 bölü 2. Sadece omega'nınkisi 3 bölü 2. Bir tane 3 bölü 2 var diye 1 bölü 2 ya da 3 bölü 2 diyoruz. Aslında hepsi 1 bölü 2. Bir tane 3 bölü 2 var. Mezonların spinleri 0 ya da 1'dir. Dolayısıyla biz adronları kütlelerine göre, çünkü baryonlar ağır, mezonlar hafif diyoruz. Orta ağırlıkta diyoruz. Spinlerine göre ne yapıyoruz? 2'ye ayırıyoruz. Doğrudur. Sorunun cevabı 1, 3, 4 olacaktır. Bir atom altı parçacığın kuark yapısı şeklinde bilir hangileri doğrudur. Şimdi bu down down up. Yani bu nötrondur. Arkadaşlar bileceğiz. Up up down olunca proton. Diyor ki bu parçaya ait verilen bilgilerden elektriksel yükü sıfırdır. Nötron biliyorsunuz. Bu arkadaşlar eksi 1 bölü 3. Bu da eksi 1 bölü 3. Yapıyor eksi 2 bölü 3. Bu U da up quark da artı 2 bölü 3 olduğu için sonuç sıfır çıkıyor. Doğru. Çekirdekte bulunur. Nötron doğru. Mezon sınıfındadır. Hayır. Nötronlar baryondur mezon değildir. Hadrondur, doğru. Çünkü bak, hadron diye bir parçacık yok demiştim. Hadronlar bir ailenin adı. Yani baryonları ve mezonları bir araya getiren ailenin adı. Yani baryonlara da hadron deniyor. Mezonlara da hadron deniyor. Dolayısıyla nötron bir hadron mudur? Kesinlikle. Çünkü baryonun içerisinde ne varsa biz bunların hepsine zaten hadron diyebiliyoruz. O zaman bu da doğru. E, dolayısıyla 1 2 4 sorumuzun cevabı olacaktır. Şimdi bir atomun çekirdeğinde bulunan u kuarkların sayısına n1, d kuarkların sayısına n2 demişiz. n1/n2 bölü nedir? Şimdi burası atom numarası yani proton sayısı. Dolayısıyla 6 tane proton var. Şimdi kütle numarası 14 olduğuna göre 6 ile kaçı toplarsak 14 yapar? 8. Demek ki nötron sayısı da 8. Evet şuraya yazalım. 8 tane de nötron var. Şimdi protonların yapısında hatırlayın up, up, down kuarklar vardı. Nötronların yapısında ise down, down, up kuark vardı. Dolayısıyla her bir protonda 2 tane up olduğuna göre, up kuark, yukarı kuark olduğuna göre 6 kere 2'den 12 tane yukarı kuark olur. Burada da her nötronda bir kuark, bir yukarı kuark var. 8 tane nötronda 8 tane yukarı kuark da buradan gelir. Yani N1 arkadaşlar nedir? 8, 12 daha 20 yapar. O zaman buraya 20 yazdık. Şimdi daha onları sayalım. 6 tane protondan 6 tane D gelir. 8 tane her birinde 2 tane olduğu için 8 kere 2 16 yapar. 16 D, 6 daha 22 yapar. Dolayısıyla bu sorunun cevabı 20, 20 bölü 22 yani 10 bölü 11 olarak bulunacaktır sevgili gençler. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Gençler videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın. Hoşçakalın.